Sevgili seyirciler, reklamların ardından tekrar karşınızdayız. Havalar malumunuz sıcak. Nasıl beslenmeliyiz? Sıcaklardan nasıl korunmalıyız? Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın da son günlerde uygulamaya çalıştığı diyet yöntemleri ve birçok gazetede, dergide yer alan diyet önerilerini şimdi diyetisyen Rabia Şaşmaz'la konuşacağız. Kendisi stüdyoda konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle isterseniz sıcak havalarla boğuşuyoruz gerçekten. Bundan başlayalım isterseniz. Bu havalarda ne yapmamız lazım ki bu sıcaklardan daha az etkilenelim? Özellikle çocuklar için bu büyük bir sorun oluşturuyor sanıyorum. Evet. Yani aslında artan sıcaklık nasıl etkiliyor bizi? Öncesinde bunu belirtmekte fayda var. Şimdi yüksek sıcaklıkta kan basıncında biraz artışlar, kalp atış sayısında hızlanmalar ve aşırı miktarda terlemeye bağlı olarak da su kaybı ve mineral kaybı yaşayacağız. Ve buna bağlı olarak da daha çok görülen şikayetler çok fazla bayılma hissi, yorgunluk, halsizlik gibi şikayetlerin arttığını görüyoruz. Özellikle bu noktada etkilenen grupta çocuklarımız, hamileler, kalp hastaları ve şeker hastaları, tansiyon hastaları özellikle bu tür şikayetlerden etkilenen gruplar arasında. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Öncelikle bizim için ilk konu sıvı kaybının tolere edilmesi, telafi edilmesi. Şimdi hareketin artmasına bağlı olarak ve aşırı terleme ile vücuttaki sıvı kaybı oldukça yüksek miktarda artabiliyor. Ve vücudumuza baktığımızda %60-70 gibi büyük bir kısmı sudan oluşuyor. Bu ne demektir? Aslında vücut fonksiyonları için ve bütün hücrelerimizin, dokularımızın görevini yerine getirebilmesi için vücuttaki sıvı miktarının yeterli olması çok önemli. Ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle en az günde 1,5-2 litre sıvı tüketimini mutlaka ihmal etmeden, su tüketimi diyelim hatta, normalde tükettiğimiz içeceklerin dışında sadece su tüketimini bu miktarda tamamlamaya çalışalım. Ve bu standart bir birey için söylüyoruz. Eğer spor yapıyorsanız, aşırı bir fiziksel aktiviteniz varsa bu miktarı daha da artırmamız gerekecek. Yaklaşık bir 12-14 bardağa kadar çıkartmaya çalışalım. Sadece su tüketimi. Bunun dışında kafeinli içecekler, özellikle çay kahve tüketiminin biraz sıcak havalarda kısıtlanmasında fayda var. Çünkü kafeinli içecekler biraz daha vücuttaki su kaybını artıracaktır. Bunun yerine daha sağlıklı alternatifleri tercih edebiliriz. Ayran gibi içecekleri ya da doğal bir maden suyu tercih edilebilir. Hatta şimdi ter kaybı ile birlikte biraz mineral kaybı da yaşayacağız. İster istemez sodyum ve potasyum kaybını yaşadığımız için doğal mineralli bir su, doğal maden suyunun tüketimi bu mineral kaybının da telafi edilmesi adına çok önemli bir tercih olabilir. Günde bir tane düzenli olarak tüketebiliriz. Yalnız bu noktada biraz tansiyon problemi olan, yüksek tansiyon hastalarının dikkat etmesi gerekir. Belki yüksek tansiyon olan kişiler için bu öneride bulunmayabiliriz. Onlar da daha çok belki ayran olabilir ya da sadece su tüketimine dikkat ederek bunu telafi edebilirler. Sıvı kaybı açısından su tüketimi bizim için çok önemli. Bir de çocuklar için şu noktada dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle çocuklar susama ihtiyacını çok fazla dile getirme noktasında yetersiz kalabiliyor. Anne ve babaların bu noktada dikkat etmesi gerekir. Çocukların çünkü hareketi daha fazla ve dışarıda sıcaklığa maruz kalma süreleri de bir yetişkine göre daha uzun olabiliyor. Bu açıdan yeteri miktarda su tüketmelerini sağlamaları gerekir. Peki çocuktan bahsettiğiniz, mesela bir çocuğun susadığını nasıl anlayacağız? Söylemiyor. Zaten çok aşırı hareketli ve terleme yaşayan bir çocuk az çok dile getirecektir. Ama anne ve babanın düzenli aralıklarla en azından küçük miktarlarda da olsa çocuğu su içmeyi teşvik etmek. Hatta kendisi içerken çocuğa işte bak susadın mı ya da ben içiyorum sen de istersen su içebilirsin şeklinde teşvik etmekle bir hatırlatma yapılabilir. Zaten çok yoğun aktivitesi olan çocuk kendisi isteyecektir. Ama rutin evdeki hareketi içerisinde de bir hatırlatmayla bunu sağlayabiliriz. Evet. Şimdi siz dediniz ki 12-14 bardak su içmek gerekiyor. Bu çok değil mi? Yoksa biz mi az su içiyoruz? Aslında az su içiyoruz. Normalde yetişkin bir bireyin çok ekstra bir fiziksel aktivite ya da spor durumu olmadığında 1,5-2 litre zaten bedenen ihtiyacımız olan su miktarı. Bu eğer terleme ile birlikte ve fiziksel aktivite ile birlikte aşırı bir ter kaybı ve sıcaklıklar da arttığı için bunu hepimiz yaşıyoruz. Dolayısıyla su ihtiyacı daha çok artacaktır. 12 bardak belki bayanlar için 10-12 bardak yeterli olacaktır ama erkekler için 14 bardağa kadar çıkabilir bu miktar. Daha da yükseliyor. Evet. Peki şimdi tabii o bambaşka bir tartışma ama o tartışmaya girmeden şunu soracağım. Su içmek diyorsunuz. Yani 12 bardak su içmekten söz ediyorsunuz. Evet. Bazıları da işte suyun kirliliğine vurgu yaparak işte suyu kaynatarak içinden yola çıkıp çay içiyorlar mesela. Ben çay içiyorum diyor günde 10 bardak. O bana yeter diyor.
Yani biz su tüketiminde özellikle çayın dışında tutuyoruz ve az önce de söylediğim gibi çay, kahve biraz daha vücutta su atılmasını artıran içecekler. Özellikle sıcaklık artışıyla birlikte bu tür içeceklerin yerine daha farklı içecekleri tercih etmekte fayda var. Yani su olarak tabii ki çaydaki aldığımız sıvı miktarı da vücudumuzda sıvı olarak kullanılıyor. Fakat su kadar işlevi vücuttaki kullanımı etkili değil. Bu açıdan direkt olarak su tüketiminin yeterli olmasına dikkat etmemiz o gerekir. O etkili değil ifadesini bir açar mısınız? Yani hep bu söyleniyor. Hı-hı. Tamam, kahve içmeyelim, çay içmeyelim, su içelim yazın. Hı-hı. Hı-hı. Tamam, bunu söyleniyor ama işte çay tiryakileri de veya kahve tiryakileri de en azından, hı-hı, günde 2 bardak, 3 bardak çay içiyoruz biz. Hı-hı. Bardak dedim, büyük. Evet. Bardak çay içiyoruz diyen birisi bunu su yerine geçeceğini düşünüyor. Neden geçmiyor? Şöyle, kafein içerdiği için, kahve, çay ve kahve için söylüyorum. Vücuttaki tutulma süresi daha farklı olabiliyor normal sudan. Ve çok daha vücuda kullanımını, kullanım aşamasına geçmeden atılmasına yönelebiliyor. Bu nedenle normal sade bir su içtiğinizde bunu bütün organlarımız, hücrelerimiz, dokularımız daha rahat kullanabilirken çaydaki suyu kullanmakta biraz daha zorlanabiliyoruz ve daha çok atmaya yönelebiliyoruz. Hem vücuttaki toksinlerin de atılması adına. Bu açıdan en azından çay kahve tüketiminiz fazla ise en az 1,5 litreyi mutlaka su olarak tüketmenizi kesinlikle tavsiye ediyoruz. Maden suyu dediniz peki, doğal, hı-hı, maden suları. Bu markette gördüğümüz, market raflarında gördüğümüz, hı-hı, doğal maden suyu yazan ürünlerden mi bahsediyoruz yoksa başka bir şey mi bahsediyoruz? Doğal maden suyu yazan, özellikle bu ifadeyi kullanan ürünleri tercih edebiliriz. Bir de soda, hı-hı, vardır. Bu farklı ayrımına dikkat etmeye çalışalım. Soda arada değil. Ne fark var? Soda biraz daha mineral vesaire katkı, dışarıdan bir ekleme ve ilave yapılan sular olabiliyor. Hı hı. Doğal maden suları doğal suyun çıkarıldığı kaynaktan içerdiği doğal mineralleri içerdiği için bizim için daha etkili. Hı hı. Tabii bu su kaybında sadece su tüketimi de değil, bunun da altını çizmekte fayda var. Genel olarak beslenmeye de dikkat edilmesi gerekiyor ki bu su kaybını olabildiğince aza indirelim. Özellikle sebze ve meyveler bizi bu noktada daha çok destekleyecektir. Ve terlemeyle birlikte sadece su kaybı değil, bahsetmiştim, sodyum ve potasyum kaybı da var. Dolayısıyla sebze ve meyve tüketimiyle bunu telafi etmemiz daha rahat olacak. Çünkü hem posa içeriğiyle hem vitamin mineral içeriğiyle bu dengeyi hem daha rahat sağlamış olacağız. Hem de çok yüksek miktarda su içerdiği için bu tür besinler sıvı kaybımızı biraz daha tolere etmemize yardımcı olacaktır. Olabildiğince de işlenmiş gıdalardan uzak duralım ki vücuttaki sıvı kaybını artırmaya yönelik bir önlem almış oluruz. Hı hı. Çünkü işlenmiş ve tuz içeriği yüksek yiyeceklerde vücuttaki su miktarını azaltacaktır. Evet, ne yiyelim peki? Daha çok zeytinyağlı yemeklere ağırlık verebiliriz yaz aylarında. Ve kırmızı ete biraz daha dikkat etmemiz gerekir. Özellikle kalp hastaları ve yüksek tansiyonu olan kişiler için bu tavsiyede bulunuyorum. Beyaz eti daha çok tercih edebiliriz ve bol sebze ve zeytinyağlı yemeklerle destekleyelim. Hı hı. Biraz daha öğünlerin düzenli olmasına dikkat edelim. Hı hı. Uzun süre aç kalıp birden yüklenmek, birden, evet, ağır yemekler yemek de bu tür şikayetleri artıracaktır. Öğünlerimizin düzenli olmasına dikkat edelim. Şimdi tam burada şunu sormam gerekiyor. Hı hı. Şimdi beyaz et öneriyor genelde işte diyetisyenler, evet, efendim, gıda uzmanları. Hı hı. Fakat beyaz etin kansızlık yaptığı noktasında bazı şeyler duyuyoruz, açıklamalar duyuyoruz. Hı hı. Ama özellikle gıda konusunda o kadar çok farklı bilgi geliyor ki, yani hangisine inanalım artık biz de şaşırdık. Kirliliği çok fazla yani, maalesef. Siz mesela diyorsunuz ki kırmızı et işte, hı-hı, dikkat edin vesaire. Şimdi ben gittik hafta sonu diyelim mangala. Hı-hı. Mangalın başına oturduk. kırmızı eti aldık. Hı-hı. Herkes işte, alan var alamayan var ayrı mesele, hı-hı, de. Aldık. Yani orada mangal başında yediğimiz 1 kilo 2 kilo et, neyse işte 4-5 kişinin yediği 1 kilo 2 kilo et midir bu bahsettiğiniz, dikkat edin dediğiniz kırmızı et, yoksa daha yüksek miktarlarda veya her gün yenen et midir? Yani sıklığı da önemli ve bir seferde tüketilen miktar da çok önemli ve neden kırmızı ete dikkat edin diyoruz? Çünkü doymuş yağ içeriği yüksek ve kolesterol içeriğinden dolayı. Zaten artan sıcaklıkla bahsettiğim gibi kalp atım sayısında ve dolaşımda bir sıkıntı yaşayacağız. Ve kırmızı eti çok fazla tükettiğimizde bu sıkıntılarımızı biraz daha tetikleyecektir. Hı hı. Ve şuna dikkat edelim. Diyelim ki bir ızgara mangal piknik ortamındasınız. Biraz daha karışık şekilde tüketmemeye çalışalım etleri. Yani hem beyaz et hem kırmızı et bir arada tükettiğimiz zaman sindiriminin de problem. Neden?
Çünkü yani farklı hayvanların ve farklı cins etlerin sindirimi açısından problem yaşayacağız. Her bir diyelim kırmızı etin sindirimi için bir vücutta enzimlerin işlevinde bir işleyiş düzeni varken biz farklı bir hayvanın etini de aldığımızda sindirimi biraz daha zorlaştırmış oluyoruz. O zaman karışık ve ızgara sevenlere siz kötü bir haber veriyorsunuz. Biraz daha evet, tek çeşit et konusunda en azından tek çeşit almaya gayret edelim. Ve etle birlikte toksinlerin atılması açısından yanında mutlaka bol miktarda çiğ sebzelerden oluşan bir salata. Hem lif içeriğiyle çok fazla miktarda eti yememizi engelleyecektir. Hem de antioksidan vitamin aldığımız için, mineral aldığımız için aldığımız toksinlerin vücuttan uzaklaştırılması da kolaylaşmış olacaktır. Evet, hani eskiler derler ya çiğ yemedim midem ağrımıyor derler ya. Hı hı. Özellikle işte yine diyetisyenler de hep İşte bu salatadan, çiğ yemekten bahsediyorlar. Hı hı. Yine işte mangala dönecek olursak işte domatesi veya soğanı pişirerek yemek mi daha doğru yoksa çiğ olarak yemek mi daha doğru? Sebze ve meyve için söyleyecek olursak çiğ olmasının daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü vitamin mineral kayıpları daha az olmuş olacak. Hı hı. Pişirmeyle biraz kayıp oluyor. Ama tabii bu biraz da lezzet ve zevk konusu olduğunda belki bir piknik için yapabiliriz. Ama normal genel beslenme alışkanlıklarımıza baktığımızda daha çok çiğ olarak tüketmek daha avantajlı olacaktır. Vitamin mineral kaybı daha az olduğu için. Hı hı. Ama lezzetli oluyor yani o da bir gerçek. Önemli olan dediğim gibi biraz sınır belki. Bunu sürekli yapmadığınız sürece çok problem olmayacaktır. Hafta sonu bir piknikte yapabiliriz. Ama genel beslenmemizi çiğ sebzelere yer verdiğimiz sürece çok sıkıntı olmayacaktır. Ben şimdi balık diyeceğim. Siz hemen diyeceksiniz ki balık en sağlıklı ettir. Hı hı. Doğru mudur? Balık sağlıklı ama mevsiminde doğru olan balığı tüketmek şartıyla belki. Bu da önemli bir bulgu aslında. Şu anda balık yasağının başladığı, balık sezonu olmayan bir sezondayız tabii. O yüzden tabii çok fazla öneremiyoruz bu dönemde. Kültür balıkları hakkında ne diyeceksiniz? Peki mesela işte çupra gibi, işte levrek gibi balıklar genelde kültür balığı olarak denizde ama balık çiftliğinde yetişiyor. Bunlar ne kadar sağlıklı? Yani doğal balıklarla, doğal ortamda yetişen balıklarla kıyasladığımızda tabii ki sağlığa faydası açısından daha kısıtlı. Özellikle bir okyanus balığı mesela çok daha omega 3 içeriği açısından çok daha yüksek olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla doğal ortamda yetişen balıklar bizim için daha avantajlı olacaktır. Bir de tabii kültür balıklarında özellikle bu son zamanlarda çıkan işte yemlerinin kullanılması, suni yem kullanılması vesaire, bunlar biraz soru işareti oluşturuyor açıkçası benim kafamda da. Dolayısıyla her türlü besin için bunu söyleyebilirim. Doğal ortamda yetişmiş olan ve olabildiğince en az işlem görmüş olan besinleri tercih edelim. Hem vücuttaki kullanım açısından hem de o besinin faydasından olabildiğince yararlanmamız açısından bu çok önemli. Evet. Peki şimdi havalar sıcak malum. Tamam, yiyelim içelim de dondurma sezonu. Evet. Havalar sıcak olduğu için herkes dondurmaya saldırıyor. Herkes tüketiyor. Çoluk çocuk, büyük küçük. Yalnız piyasada hijyenini bir kenara bırakıyorum. Hijyen ayrı bir tartışma. Piyasada kapalı olarak satılan özellikle dondurmalarda fiyatı neredeyse 2 liraya kadar düşen dondurma çeşitleri görüyoruz. Evet. Ki büyük firmaların sattığı 2 liralık 3 liralık dondurmalar var. Bunların içinde ben kişisel olarak süt olmayacağına inanıyorum zaten de. Ne kadar sağlıklıdır bu dondurmalar? Şimdi bahsettiğimiz ürünler aslında zaten bizim en büyük eksikliğimiz belki etiket okuma alışkanlığımızın olmaması. Bu tür besinlere baktığımızda, arkasını çevirip okuduğumuzda zaten dondurma olmadığını göreceğiz. Dondurma ibaresini göremezsiniz bu tür ürünlerde. Sütlü buz şeklinde ifadeler yer alıyor daha çok. Ve gerçek sütten değil, süt tozuyla elde ediliyor birçok ürün. Yani genelleme yaptığımızda tabii ki istisna ürünler vardır mutlaka. Fakat dondurma diyemeyeceğimiz ürünler ve çocuklarımız gerçekten bu yaz aylarında ben de görüyorum çok sıklıkla tüketebiliyorlar. Anne de nasıl olsa dondurma sağlıklı, uzmanlar da öneriyor nasıl olsa diyerek çok sesini çıkartmayabiliyor. Ya da bir çikolata yemektense dondurma yesin, daha faydalı, süt içeriyor diye düşünebiliyor. Bu noktada gerçekten yanlış bir yanılgı ya da yanlış bir algı var. Çünkü baktığımızda içeriğinin süt tozundan elde edilmiş ve onlarca, yüzlerce katkı maddesi içerebiliyor içerisinde. Ve bunun dışında baktığımızda şeker ve yağ oranında çok ciddi anlamda yüksek. Bu açıdan sağlıklı bir dondurma diyemeyiz bu tür ürünler için. Ve yağ içeriğini de çok yüksek aldığımız için kilo problemini tetikleyecektir çocuklarda. Ve şeker oranında normal olması gereken oranlardan çok daha yüksek bu oranla bu ürünlerde. Dolayısıyla bu da çocuklarımızın sürekli bu tür yiyeceklere eğilim göstermesine neden olabiliyor.
Çocuk sürekli bu tür yiyecekleri yemek isteyecektir. Bir bakıma bağımlılık geliştirmek için de şeker oranını yüksek tutabiliyorlar. Ve direkt şekerli, glikoz şurubu, mısır şurubu gibi ürünler kullanıldığında da bu etkiyi daha fazla görüyoruz. Aslında katkı maddelerinin sadece etkilerinden bahsedecek olursak başlı başına bir konu olur ama ciddi anlamda çocuklarımıza bu anlamda zarar vermiş oluyoruz. Bu açıdan anne ve babalar özellikle çocukların yediği ürünlerin etiketlerini mutlaka okusunlar. Ve ne kadar faydalı, ne kadar zararlı bunun muhasebesini yapmakta fayda var. Olabildiğince çocuklar için farklı alternatifler oluşturmak belki bu noktada çözüm olabilir. Evde yapacağınız dondurma tarifleri bulabilirsiniz. Bunları çeşitli kalıplarla sunarak çocuklara değişik alternatifler oluşturabiliriz. En azından bu hazır besinlere yönlendirmemiş oluruz. Hı hı. Ben yayından önce de söyledim. Biz evde dondurma yapmayı denedik. Hı hı. Gayet de güzel, lezzetli bir sonuç çıktı ortaya. Evet. İlk defa yapmamıza rağmen gayet güzeldi. Anne babanın tutumu aslında çok önemli bu noktada. Belki yani bizler örnek olmamız gerekiyor. Çocuk anne ve baba bunu sesini çıkartmadığı takdirde hı-hı, çocuk için zaten ambalajlı olan gıdalar ister istemez daha cazip gelecektir. Önemli olan biraz anne ve babanın biraz emek vermesi, fedakarlık göstermesi ve çocuğu bilinçlendirmesi çok önemli. Peki yine dondurmadan açılmışken söz. Çocuklar dondurma yiyebilir mi? Çocuklar gerçek öneriyor dondurmayı... Öneriyor musunuz siz bir diyetisyen olarak dondurmayı? Gerçek bir dondurmayı sütten elde edilmiş, güvenilir markalardan, güvenilir firmalardan aldığınız takdirde gerçek bir dondurma yiyorsanız ya da ev yapımı bir dondurma yiyorsanız tabii ki çok sağlıklı. Çocuklarımız için özellikle. Çünkü çocuklar belki bir kase yoğurdu kaşıklayarak yemekte zorlanabiliyor ya da sütü sevmeyen hı-hı, çocuklarımız var. Onlar için alternatif ve kolay tüketimi ve sevdikleri bir yiyecek olduğu için doğru bir seçim olabilir. Ben zayıflama diyetlerinde de dediğim gibi gerçek bir dondurma tüketiyorsak ya da bir sütlü tatlıyı tatlı ihtiyacında en rahat kullanabileceğimiz seçenek olarak sunuyorum. Evet. Peki şimdi bazı gazetelerde, dergilerde şu dönemde artık sonuna yaklaşıldı bu diyet listelerinin. İşte yaz, evet, yaz başlamadan ilkbaharda diyet önerileri gelir. Evet. Yazın ortasına doğru devam eder. İşte yaz sonunda da biter. Böyle bir moda vardır. Şimdi sizden ben öncelikle bir mini bir diyet önerisi almak isteyeceğim. Hı hı. Ondan sonra konuşacağım başka bir konu var. Yani hani ne yemeli ne içmeli diyoruz ya. Evet. Yani bir hafta ya da 3 gün 5 gün diye bir periyot belirlersek eğer o periyodu size bırakıyorum. Hı hı. Ne yiyebiliriz? Yani sabahtan akşama kadar bize bir öğünü anlatabilir misiniz? Hı hı. Sağlıklı bir öğün örnek nasıl olur? Örnek bir menüden evet, bahsedebiliriz. Şimdi gerçekten bu dönemde diyet yapma ihtiyacı, isteği çok fazla oluyor. Ama burada şunu belirtmek gerekir. Diyet gerçekten kişiye özel. Çünkü her bireyin yaşam tarzı farklı, yaşadığı ortam farklı. Sabah kalktığı, yattığı ya da yemek yediği ortam, saatler çok farklı olabiliyor. Hı-hı. Bu açıdan diyet kişiye özeldir bu diyoruz. Bu önemli bir vurgu. Evet, bunun altını çiziyoruz. Evet, mutlaka kişiye göre planlanması gerekir. Ama genel bazı kurallardan bahsedebiliriz. Zayıflama noktasında çünkü yaz ayları bizim için avantajlı olan bir dönem. Neden? Çünkü hareketin arttığı, terle birlikte toksinlerin vücuttan uzaklaştırıldığı ve doğru beslenme kurallarına yapabilirsek, uygulayabilirsek kilo verme sürecinin kolaylaştığı bir dönem. Hı hı. Neler yapmamız gerekir? Öncelikle bol miktarda su içtiğimiz için aslında kilo verme sürecimiz biraz kolaylaşacak. Çünkü hem yemek yeme ihtiyacının, çünkü bazen kilo problemi yaşayan kişilerde baktığımızda susama ihtiyacının çok fazla farkında olmayıp yemek yemeye yöneldiğini biliyoruz. Dolayısıyla yaz aylarında su ihtiyacını daha rahat karşıladığımız için yemek yemeyi kısıtlamak biraz daha kolaylaşacaktır. Bunun dışında öğünlerinin düzenli olmasına dikkat etmeli izleyicilerimiz, kilo vermek isteyenler özellikle. Mutlaka 3 ana öğünümüzü tüketelim. Sabah kahvaltıyı mutlaka yapalım, atlamamaya çalışalım. Özellikle kahvaltı çok atlanan bir öğün, bu çok yanlış bir alışkanlık. Hı hı. Kahvaltıda da daha çok ne yapabiliriz, nasıl bir kahvaltı yapabiliriz? Az yağlı, yarım yağlı peynirleri tercih edebiliriz. Kibrit kutusu kadar mı? Yok, 2 dilim kadar olabilir. 2 dilim kadar, yani yaklaşık şu 2 parmağım genişliğinde. Çok fazla ben kibrit kutusu tabirini hı-hı, kullanmıyorum. İnsanlar için de çok fazla cazip gelmeyebiliyor ama evet, 2 dilim kadar peynir kullanabiliriz. Yanında haşlanmış yumurta ya da melemen tarzı, özellikle yaz aylarında yapılıyor domatesle birlikte. Çok da sağlıklı bir besin olabilir. Tuz içeriği açısından zeytine biraz dikkat etmemiz gerekir. Daha çok az tuzlu zeytinleri tercih edebiliriz. Yanında çay ya da bitki çayı tercih edilebilir ama çayımızın biraz daha açık ve limonlu olmasına dikkat edelim. Bu şekilde bir kahvaltı ve mutlaka ekmek, biz ekmeği hep suçluyoruz kilo verme açısından ama mutlaka her öğünde 1-2 dilim de olsa ekmeğimizin bulunmasına ve beyaz ekmekten uzak durup biraz daha tam tahıllı ekmekleri tercih etmeye çalışalım.
Öğlen ve akşam yemeklerinde de bir öğünde sebze ağırlıklı, bir öğünde et ağırlıklı olabilir ızgara tarzında. Bu şekilde bir denge kuralım. Öğlen sebze yemeği yediysek akşam eti tercih edebiliriz ya da tam tersi olabilir. Ve yanında bol miktarda bir salataya, cacık gibi bir içecek, ayran ya da cacık gibi bir içeceğe yer vererek dengeli bir öğün oluşturabiliriz. Ve yanında yine dediğim gibi 1-2 dilim, kişiye göre bu miktarlar değişecektir, ekmek ve tam tahıllı bir ekmek bulundurabiliriz. Ve biz bir de şunu istiyoruz, ara öğünler yapalım. Neden ara öğünleri istiyoruz? Bu şekilde olduğu zaman hem kan şekerinde ani dalgalanmalar olmayacaktır, birden acıkma hissi olmayacak ve bir sonraki öğünde çok fazla yüklenmemiş olacağız. Ara öğün dediğimiz nedir? Mesela bir porsiyon meyve yediğinizde bu bir ara öğündür. Ya da bir küçük bir porsiyon sütlü tatlı yediğinizde bu bir ara öğündür. Bu şekilde en azından 2-3 tane ara öğün yaparak biraz daha az az sık sık beslenmeyi yaptığımızda kilo verme süreciniz daha kolay olacaktır. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Özellikle bu dönemde çok fazla şok diyetlere yönelebiliyoruz. Çok kısıtlı diyetler ya da tek besine dayalı diyetler. Bu tür diyetlerden özellikle uzak durmaya çalışalım. Çünkü ciddi anlamda vitamin mineral yetersizliklerine sebep olabiliyor. Özellikle tek besine dayalı ise bu diyetler. Hı hı. Ya da çok düşük kalorili diyetlerde metabolizmayı yavaşlatabiliyoruz. Ve obezitenin en önemli, şişmanlık probleminin en önemli nedenlerinden birisi de çok sık kısıtlı diyetleri yapıyor olmak. Bu tür diyetlere çok sık başvuruyorsanız, ki bu dönemde dediğim gibi insanlar çok sık yapmaya çalışıyor. Bir hafta yapıyor, bırakıyor, tekrar bir motivasyonla bir ay kadar bir süreç yapabiliyor. Bu tür gitgeller vücudun tamamen çalışma düzenini bozacaktır. Metabolizmayı yavaşlatacaktır ve sizin kilo probleminizi daha çok tetikleyecektir uzun vadede. Evet, bir de tabii süremizin de sonuna yaklaşırken biraz da kilo ırkçılığından bahsedeceğim. Geçtiğimiz günlerde İngiliz Daily Mail gazetesinde yayınlanan bir diyeti Türkiye'de bir gazete verdi ve o gazetenin daha sonra internet sitesinde o madde çıkarıldı. Madde şuydu, işte şunu yapın, su için işte ekmek az yiyin vesaire gibi genel önerilerin içinde bir de şu öneri vardı: kilolu insanlarla, şişmanlarla arkadaşlık etmeyin. Hı hı. Şeklinde. Ve bu büyük tartışmalara neden oldu internette. Hı hı. Özellikle kilolu insanların, şişmanların dışlanması işte gündeme geldi, çok tartışıldı. Bu konuda sizin de söyleyeceğiniz şeyler önemli bir diyetisyen olarak. Evet, yani kilolu insanlar önümüzdeki 10 yıl içinde acaba dışlanacak mı? Ya da hatta dün şöyle bir yorum yapılıyordu, bazı işte diyet merkezlerinin işte girişinde ya da lokantalarda şişmanlar giremez diye yazabilir diye böyle esprili de olsa şeyler yazıyordu. Yani bunun tabii ki hangi noktaya çekildiği de çok önemli. Bu bir ırkçılık ve dışlanma boyutunda oluyorsa tabii ki çok büyük bir yanlış. Hı hı. Fakat belki şu noktada bu haber yapılmış olabilir. Gerçekten yeme alışkanlıklarımızın psikolojik boyutu çok önemli ve etkili. Dolayısıyla sizin örneğin kilo problemi yaşayan bana gelen danışanlarımda da bunu yaşıyoruz. Hı hı. Diyelim ki arkadaş ortamında eğer yemek yemeyi seven ve bizim sınırladığımız ya da uzak durulmasını istediğimiz yiyeceklerle beslenen bir çevre varsa, ortam varsa bu diyet sürecini birazcık sıkıntıya sokabiliyor gerçekten. Ya da sizin motivasyonunuzu kırabiliyor. Bu açıdan belki bu mantıkla yapılmıştır bu haber, ama tabii ki dışlanma ya da bir ırkçılık haline getirme durumu olmaması gerekir. Sonuçta bir de yeme alışkanlıklarımız birbirimizden etkileşim içerisinde. Aslında bu noktada biraz daha açık ve net olmak, böyle bir ortamdaysak diyet sürecinin karşındaki insanın da biraz anlayışla karşılamasıyla bu problemi aşabiliriz. Belki insanların açıkça ifade etmesi ve etrafındaki insanlardan yardım istemesi daha mantıklı bir çözüm olabilir. Çünkü bir süre siz kendinizi bu ortamlardan uzak tutabilirsiniz. Fakat biz diyoruz ki beslenme alışkanlığınız devamlı olsun. Yani bir alışkanlık edinelim ve yaşam boyu sürebilecek bir düzen geliştirebilelim. Bunu yapmamız için de o ortamlardan uzak durmak çok geçici bir çözüm olur. Yani siz tekrar arkadaş ortamından uzak kalmak ne kadar bir çözüm olacak bu noktada? Belki insanları olumlu yönde etkilemeye çabalamak, şişman insanları da bu noktada etkilemeye çalışmak daha doğru bir yöntem olabilir. Yani siz de diyorsunuz ki o zaman, doğru mu anlıyorum, arkadaşınız eğer işte şişmansa ya da yemeği seviyorsa siz onu etkileyin. Evet, aynen bu şekilde. Çünkü aksi takdirde zaten kilo problemiyle birlikte sağlık problemi yaşayacak bir durumda. Bizim etkilenmemizden onun etkilenmesine çaba göstermek çok daha etkili olacaktır. Sağlık problemi boyutunda baktığımızda bile bu adım atılması gerekir aslında. Evet. Şimdi tabii bizi izleyenlere o zaman ben de son olarak söyleyeceğiniz önerinizi, işte
toparlamak adına son sözünüzü ben de almak istiyorum. Tamam. Yaz aylarında biraz dediğim gibi, bahsettiğim gibi su çok önemli demiştik ama biraz daha dengeli beslenmenin öneminin farkında olalım. Olabildiğince benim özellikle belirtmek istediğim bu şok diyetlerden ve kısıtlı diyetlerden uzak durmaları ve çocuklarımızda özellikle beslenmenin düzenlenmesi, meyve sebze tüketiminin yeteri kadar olması ve sıvı tüketiminin yeterli sağlanması noktasında anne ve babaların dikkatli olmasını isteyeceğim. Ve özellikle de kalp hastaları, şeker hastaları ve tansiyon hastalarının bu artan sıcaklıkla birlikte beslenmelerine daha çok özen göstermeleri gerektiğini de belirtelim. Çünkü yaşadıkları problemleri ciddi anlamda tetikleyebilir. Biraz daha hareketi artırarak, bol sıvı tüketerek, meyve sebzeyi biraz artırarak ve düzenli beslenerek kilo probleminden de bu dönemde kurtulmamız daha kolay olacaktır. Evet, Rabia Şaşmaz, çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldınız. Ben teşekkür ederim. Aktardığınız bilgiler için sağ olun. Sevgili seyirciler, şimdi biz huzurlarınızdan ayrılacağız. Saat başında tekrar karşınızda olacağız.